Je to za Prava i Svobody. Уважаеми близки и роднини на трагично убитите брати и сестри, скъпи колеги, скъпи гости от Република Турция, скъпи брати и сестри, този път обаче искам да се обърна към вас с нещо, което вече се превръща в болка. Ей, Йермючил, karşılıksız vatana demokrasiye hoşgörü gösteren kıymetli milletimiz. 23 yıldır hoşgörü yolundayız. Acı olaylarından doğan yaşlar bile dışarı değil de kalbimize aktı. O acıları gizlermiş gibi. Nereden geldi bu güç? Kin yoluna çekilmedik. Rövanşizm yoluna çekilmedik. Hoşgörü yolunda yürüdük 23 yıl. İnsan haklarını koruyan, Avrupa standartlarını gerçekleştiren bir vatan adına karşılığını aldık mı diye soruyorum sizlere. Maalesef almadık. Çok uzakız. Bakın, sizler biliyorsunuz ama bunu misafirlerimize de anlatmak istiyorum. Onlar da belki farkındadır. Bulgaristan'da hoşgörü var Türklere karşı. Ama hangi Türk'e? Tütün tarlasında boyun eğmiş, kuruculukta çalışan hizmetçi Türk'e hoşgörü var. Onlar iyi insanlarmış diyor. Ama eğer boyun bükmek istemiyorsa, eşit haklarına sahip olmak istiyorsa, başkasına işlemek değil, şirket kurup işçi tayin etmek istiyorsa, siyasi yolundan çekilmiş, kendi partisini kurmuş, bakan olmak istiyorsa, buna hoşgörü var mı? Yok. Yok. Bakın, bize sözde hoşgörü, bizim sözde hoşgörüden ihtiyacımız yok. Bizim gerçek hoşgörüden ihtiyacımız var. Nerede o hoşgörü? İstediğimiz haftalık 4 saat mecburi ana dilimizi okumak yasak. Tartışmada Milli Eğitim Kanunu yasak. Bunun demokrasiyle ne alakası var? Bu ayrımcılık değil de ne? 2. Bile bile ana dilimde konuşmak niyetine girdim bugün. Sizlerle paylaştım. 5 cümle için beni yarın 5000 lira ceza bekliyor. Bunun demokrasiyle ne alakası var? Bunun Avrupa standartlarına ne alakası var? Soruyorum. Yok tabii ki. Ama son bir misaldir. Bakın, bizim çoğunluk olduğumuz bölgelerde tabii ki başka azınlıklar var. Hristiyan kardeşlerimiz yaşıyor. Bu bölgelerde bizim milletimiz kiliselerin kuruluşuna katılıyor. Maddi yardımda bile bulunuyor. Üstelik partimiz de genel başkanımızın da çok projelerde katkısı var. Misal vermeyeceğim. Çünkü bizim kültürümüz, dinimiz, mehrametimiz bunu müsaade etmiyor. Yaptığımız
iyiliği anmak günahtır. Bunu anadan, babadan biliyoruz. Ama karşılığını sizlere anlatayım. Goce Delchev Belediyesi'nde binlerce Müslüman kardeşimiz yaşıyor. Onların tek bir camisi yok merkezde. Kardeşlerimiz toplanmış, cami kurmak niyetine girmişler. Buna ezanı bekleyelim. Şimdi bir caminin kurulması tartışılacak bir konu mu kardeşlerim? Ben bunu sormak istiyorum sizlere. Müsaade yok. İktidar parti gel diyor. Referandum yapacağız. Çoğunluk evet derse kurulacak, hayır derse kurulmuyor. Ha bir düşünelim, hayır dediler, ne yapıyoruz? Nerede bizim uluslararası anlaşmalarının garanti ettik hakkımız nerede? Nereye gitti? Yeniden soruyorum. Bunun demokrasiyle ne alakası var? 1912 Balkan savaşlarından önce aynı şehirde 11 cami varmış. Bu olay gerçekleri anlatıyor. Derine girmeye gerek yok. Ama ben sizlere şunu sor. Siz bu tür ayrımcılık politikasını destekliyor musunuz? Hayır. Türkiye'nin onun için mi canını kaybetti? Hayır diyoruz. Desteklemiyoruz bu tür siyaseti. Bu tür yöneticileri destekleyen siyasetçilere destek vermeye razı mısınız? Hayır. Bugün parlamentoda Boyko Borisov'un 117 milletvekili var. Çoğunluğu bizlerden bölünen kişilerin desteğiyle yapıyor. Buna hayır diyoruz burada. Hayır. 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 Ve hayır. Hayır. Saygıdeğer kardeşler. Medyanın merkezden bekledikleri mesajlar var. Müsaadenizle. Hep soruyordum. Bulgarca başlayıp da müsaade edin ana dilimde konuşayım diye. Bugün tam aksine müsaade edin resmi dilde birkaç mesaj gönderelim. Dadadem svoje prinos za izgraždanito na jedno novo upravljenje s novo filosofija kojeto upravljenje ще върне България отново в лоното на нормалното европейско демократично развитие. Това е задачата, която поставя и нашия лидер, господин Ахмед Доган, който ви поздравява сърдечно по случай настъпването на новата, най-важно от политическа гледна точка 2013 година, поднася своите почитания, пожеланията да бъдете много здрави, много окуражени и насърчени зад политиката на Движението за права и свободи, за да бъде 2013 година по-добра и по-толерантна. И завършвам с това, с което започнах. Уморихме се от еднопосочната толерантност. Толерантността е взаимност. Ние 23 години сме толерантни. Време е и да усетим насрещната толерантност.
Не като думи, а като реализирани на практика европейски стандарти за правата и свободите ни. Много поздрави на всички брати и християни по повод от миналите коледни празници и всичките да са ни живи и здрави, а заедно да живеем в взаимна толерантност. Благодаря ви. Бъдете ми живи. Şehitlerimize dua etmesi için Bulgaristan Müslümanları Yüksek Şura Başkanı Sayın Şaban Ali Ahmet'i davet ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve lakibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat. Bel ahyan ve lakin la teşurum. Ya Rabbi, sen kitabında Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridir fakat siz farkına varmazsınız buyuruyorsunuz. Bizleri onların şefaatine nail eyle. Bizleri onların yolundan yürümeyi nasip eyle. İnsan dini, vatanı, canı, malı ve ırzı için mücadele ederken bu uğurda vefat ederse şehittir. Bize bu uğurda bu değerler doğrultusunda mücadele eden kullarından eyle bizleri. Ya Rabbi bizlere sarsılmayan bir iman, güzel ahlak, şükreden kalp, zikreden dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı ömür, dünya ve ahirette güzellikler ve kulluk borcumuzu ödeme nasip eyle. Ya Rabbi memleketimize ve milletimize, hizmeti geçmiş olanların, bu uğurda Allah yolunda mücadele etmiş olanları bağışla, onları da güzellikle haşreyle. Ya Rabbi sen de bizlere, dinimize ve dilimize, geleneklerimizi yaşatma doğrultusunda mücadele eden kullarından, büyüklerimizin yollarından yürüdüğün kullarından eyle. Dualarımızın kabulü için elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, с това нашият възпоменателен митинг приключи. Следва полагане на венци. Инша Аллах,